Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde kümesinizde bir sorun olduğunu fark ettik, onu gidermeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Nisan'ın 20'sinden sonra Ahköy'e gidiyoruz. Bayılamayanlar, satıştırmalık geçirdim. Geç. Evet dostlar, problem ne derseniz şöyle bir problem. Aslında problem değil ama problem olacak ilerleyen süreçte. Biz yaptığımız kümese hazır bir folluk koymuştuk. Daha önceden buradaki bizim tavuk kümesimizde kullandığımız 2000 tavukluk bir organik tavuk çiftliğimiz var demiştik. Onu yaparken kullandığımız folluklardan birini kullandık. Ama o folluk bu kümese çok büyük geldi. Biz burada 50 tane falan tavuk bakmayı planlıyoruz. 50 tavuk için zaten 12 folluk çok fazla. Bu folluğu içeri koyduğumuz zaman da 50 tavuk için gerekli tüneyi yapamıyoruz. Tünekler olmayınca tavuklar tüneyemiyor vesaire. O yüzden bugün onu ikiye bölüp 6 tane folluğundan faydalanıp içeriye tünek sistemimizi kurmak istiyoruz. Tavuklarımızı buraya almak için çünkü bir 10 gün 15 gün falan kaldı. 10-15 gün sonra buranın artık o 50-60 tane tavuğa hazır hale gelmesi gerekiyor. Evet. Folluk fazla, tünek az. Şimdi tam tersini yapacağız. Evet, Yapmaya çalışacağız. Ya şimdi zaten şey var. Normalde 10 tavuk için bir folluk koyulur. Hani bizim, 50 bizim bayağı fazla. Tabii 50 tavuk desek 50 tavuk için zaten 6 folluk hayli hayli yeterli olur. Yani onun için yeterli olacaktır. Anladım. Bunu keseceksin. İkiye. Bunu keseceğim evet. Bunu kaldıracak mıyız? Onu kaldıracağım. Komple yeni bir tünek sistemi yapacağım buraya. Yani tüneyi arttırmamız lazım zaten çünkü yemlikleri falan da buraya koymak istiyoruz. Bir de bir tane daha yemlik koyacaktık. Tabii. Şimdi şöyle ben bir dışarıya geçeyim. Burada bir yemlik var şu anda. Bir tane de suluk var. Evet, içeride bir suluk kalmaya devam edecek. Dışarıda bir suluk koyacağız. İçeride de iki tane yemlik olacak. Ama bak şu an geç bak içeriye. O folluk olduğu için mesela şu an senin olduğun yere tünek yapamıyorum. Evet. Şimdi üstüne yapsam folluğu kirletirler. Bu olduğun yere koysam biz arkasına geçemeyiz. Yani şuradan ötesi olmayacak. Burası evet. Duracak. Doğru mu? Evet. 3-3. 3-3-6 olacak. Ay babam. Ay. Tamam. Şöyle şurada çalışabilirim. Şimdi Filiz Hanım şöyle bir şey düşünüyorum. Buyurun Deniz Bey. Şuraya kadar sökeceğim. Bu demonte oluyor zaten. Bu şeyleri de bu paslanmaz. Güzel böyle bir malzeme. Ya fırın kapağı olarak kullanacağım ya başka bir şey. Söktükten sonra şuradan kesip şuradaki parçayı tekrar buraya yapıştıracağım. Tabii bunları da ufaltacağım ona göre. Hı hı. O yüzden şuradan sökmeye başlayalım. Her şeyi yeniden şey yapman lazım. Çünkü alt parça sökülecek. Tabii, yan taraf sökülecek. Ayakları takmak lazım. Ya amacım en az zararla, en az zarar vererek en fazla malzemeyi kurtararak bunu tekrar kümesimize uygun hale getirmek. Ben bunu monte ederken bu yoktu. Ben bunu normal el vidasıyla monteledim. Ya komple demonte bir şey miydi? Bunu nereden aldınız? Bunu biz PTT şeyinden aldık, internetten aldık. Hı. Şey eve geldi. Hani şey PTT'ye geldi burada Ayvacı'ya. Ben o zaman Clio vardı ya. Evet. Benim Clio'nun arkasına bu demonteydi böyle tek yekpare bir parçaydı. Böyle kurulu bir şey değildi. Bam bam bak ya. Efendim? Bam bam. İçeri mi girmiş? Kümesini silinecek bir şey var mı diye bakıyor. O burada dolaşsın. Onun dolaşması evet. İyi çünkü onun sayesinde kokusunu bıraksın. Yabani hayvan korkumuz olmuyor. Bambamız zaten tavuklarla civcivlerle arası çok iyi. Daha önce Deniz'in de dediği gibi bizim burada 2000 tavukluk bir çiftlik varken Bambam bu bahçe koruma işini bayağı bayağı kendine görev edinmişti. Gayet güzel yürütüyor o işi. Ekmek buldu. Of şu çimen kokusunu yollamanın bir ihtimali olsa ya. Yani video ile beraber bazı kokuları, şey dokuları yollayabilsek ne güzel olur. Yakında onu da yaparlar. Onun da bir yolunu bulurlar Denizcan. Bulurlar. Bir de bunlar hep böyle arkadan şeyli. Ne derler buna? Civatası bunlar. Civatalı.
Hani direkt öyle akıllı vida atılmış değil. Önceden delinmiş. İşte yerler hazırlanmış. Güzel bir şeydi bu zaten. Biz çok memnunduk bu tünekten. Bakma burada değerli malzeme. Başına neler geldi burada. Daha paslanmamış bile bak biliyorsun. Evet. Hep açıkta duruyor zaten. Her türlü hava koşuluna dayanmış. Denizcan yorumlardan bir tanesinde deniyordu ki o bahçe şimdi beslemek istediğiniz tavuk sayısı için az. Burası şimdi tecrübeli olduğun için soruyorum. Ve gerçekten merak da ediyorum. Bizim şimdi kaç tane var? 50, 50 şimdi biz 50 tavuk istiyoruz. Evet. Yani 50 tavuk 5 horoz istiyoruz maksimum. Burada bakmak istediğimiz. Bu alan onlar için yeterli. Şimdi öncelikle tavuk çok fazla yürür, çok fazla enerji kaybederse yumurta verimi düşer. Tavuğun yorulmaması lazım. Şimdi burada güneş alabilecekleri, hava alabilecekleri onlar için yeterli bir alan var. Biz yemleri zaten onların önüne götüreceğiz. Kendi çimimizi biçeceğiz, yeşilliğini buraya koyacağız. İşte ne bileyim kendi marulumuzu yapacağız. Bu serada marul işi falan yapmak istiyoruz. O marulların bir kısmı da buraya gelecek. Baklalar, şeyler, zaten önlerine atacağız. İşte baklı olacak, önüne atacağız. Evin organik işte ne bileyim meyve kabuklarıdır vesairedir buraya geliyor. Önlerine geleceği için bu alan fazla yeterli. Yani bu kadar alan da 50 değil. 100 tavuk da bakarsınız 70 metrekare. Kümese de sadece uyumak için girecekler zaten. Vallahi bu alan çok güzel oldu. Ben kümesin olduğu yeri, konumu, şeklini, şemali gerçekten çok beğendim. Ciddi anlamda içime sindi. Buraya hayvan girer mi girmez mi diye düşünmüyoruz. Bak sana şöyle göstereyim. Yok eşelenip çıkarlar. Şu telin arasını görüyor musun? Bak buradan civciv geçemez. Belki buradan gelincik geçer. Evet. Hani gelincik altından geçemese zaten üstünden tırmanır. Burada onları yaban hayvanlarından koruyacak şey bambam. Şu an evet. Zaten kümeste keşif yapıyor. Yapmayı planladığımız daha tabii çok güzel şeyler var. Hepsini söyleyip çok da sürprizini kaçırmak istemiyorum ama çok güzel fikirlerimiz, projelerimiz var. Bir tanesini hatta Faruk abilerden öğreneceğiz değil mi? Evet. Öyle bir proje var. Evet. Bu arada genelde böyle önceden söylemem ama hadi buradan söylemiş olayım. İnşallah Nisan'ın 20'sinden sonra Ahköy Mah'a gidiyoruz. Tarık abilerin bahçede çok güzel bir fırın yapmaya çalışacağız. Bakalım. Hadi bakalım. Nazar değmesin. Deniz'in ustalık eseri olacak. Acemiliği burada yaptı. Ama biz fırınımızdan çok memnunuz. Yo fırın güzel oldu ya. Yo fırınımız çok güzel. Ne güzel kokuyor her yer ya. Çimen kokusu var ya beni benden alıyor. Bu kadarcık tavukta da hiç koku yok ya. Kokmaz ki bu kadar tavuk. Bir de burası çok rüzgar da alan bir yer olduğu için. Tabii. Yani çok ya böyle basit bir havası yok. 2000 tavuk vardı. Tam buradaydı gene. Evet. Şurada havuza kokusu gelmiyordu hatırlasana. Evet doğru söylüyorum. Haklısın. Ne diyorduk? Önce güvenlik değil mi? Önce güvenlik. Böyle dışına takabiliyorum ben. Yoksa içine oturmuyor. Şöyle. Heh. Hadi bakalım. Seni biraz geri alalım. Şeyini de boşaltayım, kullanırız. Daha sonra başka bir şeyde kullanacağımız bir kısmı. Bu da... Neyi de kullanılabilir bilemedim ama... Ya güzel bir malzeme, paslanmaz etmez. Fırının ağzına yetiyorsa kapak. Oraya güzel bir kapak yapmak istiyorum. O kapak bir türlü benim tam istediğim gibi olmadı. Tamam. Şimdi şuradan şurayı şöyle tutarsan. Elini çok altına koyma. Bak şuradan geçecek çünkü.
karı koca dayanışması. Hazır mısın? Hazırım. Geçeriz oradan. Şimdi dediğim gibi arkasında yapalım, sonra vidalamayla sıkmak istiyorum. Yine altılı folluğumuz artık üçlü. Hazır gibi bir şey, evet. Ayaklarını sıkıştıracağız şimdi. Dur önce ayağını mı sıkıştırsam? Üçlü değil, altılı işte. Önce ayağını sıkıştırayım. Altılı pardon, 12'li folluğumuz. Tek tarafı evet. Altılıydı ya. Ben ona kaldım. Yeterli bu. Malzemelerimizi budur. Toparlayalım çünkü malzemelerimiz kıymetli. Kıymetli ve önemli. Malzeme ulaşmakta zaten zorlanırken. Burada bunlarla neler yaptık ya? O yüzden evet. Daha çok şey de yapacağız. Folluğun önündeki tünekler kısaltılacak. Ama önce şunları bir sıkayım. Evet bak artık. Daha güzel olmadı mı? Evet. Öyle daha sempatik. Evet, şey oldu. Sevinçli bir şey oldu. Şimdi bunun bir tarafını önce takalım. Sonra diğer tarafını ona uygun diyorsun ayarlarız. Ona uygun ayarlarız aynı. Tutalım istedim. Hoş geldin babey. Gençler, kolay gelsin. Teşekkür merhaba. Ederiz. Ne bağırıp duruyor ya? Allah. Bilmiyorum valla, tavukları da yedik onu. Yumurta vermiyorlar. Ah, yumurta yok mu yine? Bir tane. Bak, yumurtlasanız zaten. Yumurta lazım. Bebelerin yumurtası nerede hani? Baba bir şey de be, seni dinlerler şimdi. Bana bak. Hey, yumurtlayın fena yaparım ha. Görüşürüz baba. Kolay gelsin tekrar. Teşekkürler baba. Tamam böyle. İyi çok yaşa. Eğilmeli, kalkmalı şeylerde çok yoruluyorum ya. Çok terliyorum da. Evet. Al şunları kasaya vereyim. Güvenli yer. Tövbe. Ay ne oldu? Bir şey olmadı. Böyle kesince yanıyor. Evet, koktu zaten. Evet. Bence gayet tatlı oldu. Çantalarını da gene koyalım içine. Bu arada tavuklar da Filiz'e de alışmaya başladılar. Yani beni tanıyorlardı, artık Filiz'i de tanıyorlar. Böyle merak edip yakına gelmeye başladılar. Evet. Ay. Ben de evde onlara birazdan biriktirdiklerimi getireceğim. İyice kaynaşacağız. Sizin villayı biraz ufalttık ama yapacak bir şey yok. Yeter size. Sayınızdan gene fazla. 4 kişisiniz, 6 folluk var. Şöyle. Artık tek başıma götürürüm diyorsun. Folluk değil pardon, tünek. Tünek evet. Şimdi en köşeye mi koyacaksın? Hadi bakalım. Çünkü şuraya da şimdi belki yemli, hoş yemlikle bu da yan yana durmaması lazım. Çünkü burada yumurtluyorlar. Hani popo daha dışarıda oluyor. İndikleri zaman hemen yemeyen bir tavuğun yanındaysa yamyamlık başlayabiliyor. Hmm. Çok enteresan şey tavukçulukta. O yüzden tünek orada dursun, yemlik orada dursun. Suluğu belki buraya koyarız. Bak burası da böyle komple tünek alanı olacak. Bak gayet büyüdü değil mi içerisi birden? Evet evet. Şunu biraz daha yanaştırayım.
Ya tünek de biraz idareten duruyor. Evet doğru söyledim. Tünek de biraz idareten duruyordu zaten önceki, değil mi? Tabii idareten zaten. Şimdi daha güzel bir sulu tünek içeriye. Yaparız. Sonra tünek için ya bakalım. Burası biraz çukur kalıyor. Toprak mı olursa koyayım? Hallederiz orayı şimdilik. Şey güzel. Tamam. Bak burası da. Şimdi tünek alanı. Ama tüneyi yapmaya başlamadan önce tünek için kullanacağımız malzemeyi bulmamız lazım. Onun için dut ağacımızı bugün ne derler? Budayacağız. Budayacaktık zaten. Hem niye bu diyoruz onu gösterelim, hem niye onu kullanıyoruz ona gelelim. Buyurun. Kızlar görüşürüz. Yarın yine geleceğim, yumurta böyle olmasın bak. Aletlerime dokunmayın, birazdan gelip alacağım. Daha sonra, çalışacağız burada. Az sonra size atıştırmalık getireceğim. Geç bakalım. Geçtim bakalım. Evet dostlar, dut ağacımızın yanına geldik. Niye dut ağacımızın yanına geldik? Çünkü dut ağacımızın dallarından tünek yapacağız. Şimdi yukarıya doğru giden dalların gitmesini istemiyoruz. Ağacın yukarıya doğru büyümesini değil, yanlara doğru genişlemesini istiyoruz. Mesela bakın şu dallar çok güzel. Çünkü direkt alıp yiyebiliyorsunuz ya da bu uzanıp yiyebiliyorsunuz. Ama daha tepeye doğru giden dallardan yiyemiyorsunuz. Bu da hem böyle gereksiz burada bir böcek yapıyor, hem de o yere dökülüyor ve yani pis demeyeyim de çocuklar mocuklar olduğu için böyle bizi zor duruma sokacak bir şey oluşturuyor. Çünkü mesela bir arı oluyor, üstüne çocuk basabilir vesaire. O tür anlardan korunmak için üste doğru giden dallardan şimdi birkaç tanesini törpüleyeceğiz. Normalde aşağıdan kesilmez dut dalı. Şimdi söyleyen can bağlarımız olabilir. Hep tepeden kesile kesile onun böyle yanlara yayılması sağlanır. Ama bunlar biraz şeyden çıkmış zaten. Mesela şu dalı, şu dalı ya da arkaya giden şu dalı şimdi keseceğiz ve onlardan tünek yapacağız. Versek. Motorlu testereyi mi alsam diye düşünmedim değil. Motor testere aşağıdaki arazden mi galiba değil mi? Daha kolay olmaz mı harbiden? Ya ne bileyim, çalıştırmak istemedim şimdi burada. Bu tarafa yıkıldık, yine kafama dal gelmez i̇şte mi? Hiç bilmem, istiyorsan şöyle geriye doğru çekil. Geliyor. Ya başka bir dal kırmaz değil mi? Ama ağacı biraz daha hafifletelim. Biraz ayağımla da baskı uygulayarak falan belki güç alırdı. Oh. Ay, diğer ağaçlara takılacak tabii. Can çarpmışsın. Onun için de elektrikli testereyi alayım. Orada korktum motorlu testereye. Çünkü çok ara bir yer. Hani korkuyorum ben o aletten. Ama şurada düz oldu, orada kesebilirim bir saniye. Yani bunları bölerken de kullanırız. Daha pratik olur bizim için. Testerenin ucu çünkü sıkıntı var. Çok uğraşmıyor.
Ya tehlikeli aleti. Özellikle öyle ağaca falan çıkıp hani hiç kullanmaya gerek yok. Ha, sana dokunma sıcak olabilir. Alıyorum. O zaman ölçü alıp gelelim gel. Tamam. Burada kesip öyle götürelim çünkü. Bak şimdi içeride bayağı büyük bir alanımız kalmıştı. Gelirsen. Geliyorum bir dakika. Murat Deniz Bey önden önden. İlerlemeye çalışıyor. Geldin. Baylar. Bayanlar. Şöyle. 1.90 diyelim. Yok sonuna kadar götürme çünkü hani şey olacağız. Şöyle 1.90'lık şeyler olacak ki buradan önce böyle sonra böyle bayağı bir tünek yapalım. 1.90'lık şeyler keseceğiz. Kaç tane? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaparız bence. 6 tane 1.90'lık parça 6 lazım. 6 tane 1.90'lık parça lazım. Bak güzel oldu burada. Evet. Bence. Murat Deniz ne yapıyor? Murat Deniz. Murat Deniz. Oğlum civciv misin sen? Ha, tavuk musun? Civciv. Bak içerisi karanlık da değil değil mi? Gayet güzel aydınlık. Ay 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 duramıyoruz. İple bağlı evet. Koparma onu tamam mı? Çek bunu. Murat Denizcik hadi. Hadi çıkalım. İçeri. Dışarı. Evet, hadi. İçeri dışarı. Dışarı içeri. Bir doksan altı tane parça olsa yeter dedin galiba. Şimdi her tavuk için 15 santim tüneme alanı gerekiyor. Bir tavuk için 15 santim, 10 tavuk için 150 santim, 6 metre yani 6 tane şey bize yeterli olacaktır. Çünkü farklı tünecekleri yerlerde olacak. Hoş bu birden fazla, 6 tanesi fazla fazla yeterli olacaktır. Hı hı. Murat Deniz buraya buraya. Ne oldu bir şey olmadı. 3. Şimdi diyeceksiniz ki bunu ufacık şey niye testereyle kesmiyorsun? Testere biraz eskimiş, tutuyor, girmiyor yani arasına. Çok sıkıntı oluyor. 4 tanesi tamam. Getireyim mi ben de kapatalım? Evet, daha doğalı yok. Şunları da bir ben taşlamayla alacağım şimdi hızlıca. Tık 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 üstlerinden. Ayaklarına batmasın. Budakları alayım bir. Budaklarını alırım. Tüneyi yapmaya başlayalım. Hadi bakalım. Annesi sen onu tut. Bana yardıma gelirsin gene. Tamam. Evet dostlar, sopaları sokmadan önce elimde şöyle gene üst tarafları yaparken kullandığım çadırdan bazı malzemeler artmıştı. Bunlarla tüneklerimin iskeletini oluşturacağım. Bir dakika. Şöyle. Yeterli olacaktır. Burası da hemen hemen yani buna çok uygun. İstediğim şeyi yapmaya boyut olarak. Biraz da şekillendirince istediğim gibi olacaktır. Hop. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum dostlar. İskelet bu şekilde. Sanki bu burası için yaratılmış ya. Çok güzel oturdu. Şimdi üstüne tahtalarını bağlayacağım. Ve buradaki tüneyim bitecek. Şimdi son dostlar. Şu çıkıntılar kaldı.
Onun için şöyle güzel bir zımpara taşlama ucu koydum. Şimdi onları da teker teker iptal edeceğim tavuklarımızın ayaklarına batmasın. Bence gayet geniş ve güzel oldu burası. Son dokunuşlar. Vay. Son dokunuşlar mı? Baylar bayanlar size atış turnalık getirdim. Bırakın. Geç bakalım. Geç bakalım. Geç geç geç. Geç. Gel 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 gel. Geç bakalım beğeneceğim mi içini? Yani çok daha hoş oldu. Güzel olmuş ya. Tümek sayısı fazla. E tamam. Fazla fazla yeterli şu an. Ondan fazla sığar bir şey işte. 15 santime bir tane normalde. Hadi 20 santime de. 5-6 tane. Şunu da sayarsak 6. Evet. Gayet güzel olmuş bence. Artık kümesimiz komple hazır. Değil mi minik civciv? Evet. Suluk olması gereken yer. Bir tane daha sadece yemlik mi ekleyeceğiz? Bir tane daha yemlik ekleyeceğiz. O diğerleri gelince ekleriz. Bir suluk bir yemlik. Gayet güzel oldu bence. Ellerine sağlık. Evet dostlar, tavukçuluk serüvenimiz devam ediyor. İnşallah bir 10-15 güne artık tüm civcivlerimizi, tavuklarımızı, artık yarkalarımızı neyse buraya alacağız ve burası faal olmaya başlayacak. Hatta şimdi kuluçka makinamız yine dolu. Evet yine dolu. Bakalım ondan kaç tane çıkacak, onu da merakla bekliyoruz. Onlar cins tavuklar çünkü, o da güzel. Hoş, diğerleri de cins. Yumurta versin de. Bu arada civcivleri de artık kümese aldıktan sonra civciv büyütme kabinimiz satışa hazır olacak. Evet, satacağız demiştik. Onları buraya alınca inşallah satıyoruz dostlar onu da ve topraksız tarım için bazı araç gereçlerimizi alacağız. Seraya başlayacağız. Sonra da ekipmanlarını toparlayacağız. O da ayrı bir süreç olacak. Bakalım o nasıl olacak? Pazarcı Filizle Deniz. Evet. Niye olmasın? Niye olmasın? Videoyu buraya kadar izlediyseniz, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kanalımıza destek olmak için lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.